Merhaba, evime hoş geldiniz. Ben de herkes gibi evdeyim, evde kalanlardanım. Siz de evde kaldığınıza göre güzel bir vakit geçirebiliriz birlikte diye düşünüyorum. Kitaplarla ilgili konuşacağız. Evde kalınca insanı dışarı çıkaracak en gerçek araç bence kitaplar. Hep birlikte başka ülkelere, başka sokaklara, evlere gidelim diyorum ben. Size küçük küçük hikayeler okuyacağım, hikaye parçaları. Sohbet edeceğiz. Belki bizimle konuşmak isteyenleriniz olacak, mesajlarınız olacak. Siz de yönlendirebilirsiniz konuşmamızı. Beni tanıyorsunuz. Eğer bekliyorsanız programı tanıyorsunuz. Adım Ferda İzbudak Akıncı. 25 kitabım var. Bunların birçoğu çocuklar için. Aslında ben yetişkinler için yazan bir yazardım. Sonra bir gün çocuk hikayeleri çıkmaya başladı. Ben de şaşırdım nasıl olduğunu. Ve Tudem ikinci kitaplarını çıkaracağı zaman, daha doğrusu ilk kitaplarını çıkardığında bir kokteyl düzenlemişti. Beni de davet etmişlerdi. Benim ilk çocuk kitaplarımı Tudem yayımladı. Işıklı Ayakkabılar ve Sokak Kuşuydu isimleri. Bu programı da Tudem yapıyor. Kitaplarımın çoğu orada yayımlanıyor. Sizlerle buluştuğu için kitaplarım, hikayelerim çok mutluyum. Çünkü çocukların edebiyat aracılığıyla dünyayı daha çok seveceklerini, daha iyi tanıyacaklarını düşünüyorum. Benim için öyle oldu. Ben masallarla, hikayelerle daha çok sevdim hayatı ve başka hayatlar olabileceğini fark ettim. En önemlisi bence oydu. Yani edebiyat size başka hayatlar vaat eder. İçinde bulunduğunuz belki olumsuz koşullardan çok daha iyi koşullarda bir hayat yaşayabileceğinizin müjdesini verir. Ve karamsarlıktan kurtarır sizi. Çünkü kahramanların başına da bir sürü şey gelir. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Ve kahramanlar mücadele ederler, savaşırlar. Çoğu da bu savaşı kazanır. Kazanamayanlar olsa da belki biraz romanlar neden kazanamadığımızı, neden kazandığımızı da anlatır bize hikayeler, şiirler. Böyle baktığımda ben gerçekten edebiyatın, hikayelerin, şiirlerin ve romanların insanın hayatını değiştirebileceğini düşünüyorum. Bunu yazarken de yapıyor, okurken de. Yani kitaplar hem yazarken değiştiriyor hayatımızı, hem okurken değiştiriyor. Biz özgürleşiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü sanat esasen özgür olmadan yapılabilecek bir şey değil. Özgür olmanız gerekiyor. Aklınızdan geçenleri anlatabilmelisiniz, yazabilmelisiniz, konuşabilmelisiniz, fikirlerinizi savunabilmelisiniz, doğruları arayabilmelisiniz. Ve işte bütün bunları nasıl yapıyor bir kitap, küçücük bir kitap? İnsan şaşırıyor ama böyle. Ben bunu fark ettiğimde bütün kabuklarım çatladı. İçinden neler çıktı neler. İsterseniz Kuş Kulesi isimli hikaye kitabımdan küçük bir şey okuyayım size. Ve böylece içimden neler çıkmış neler bir kısmını birlikte görelim. Kuş Kulesi Tudem Edebiyat Ödüllerinden birini aldı. 2003 yılıymış. Evet, epeyce zaman olmuş. O zamandan beri okunan bir kitap. Kuş Kulesi Mustafa'nın hikayesi, hikaye olarak. Aslında içinde farklı hikayeler var. Bütün hikaye kitapları gibi. Son Tren, Papatyalar, Kasabalı Çocuk, Ayva Ağacı, Kuş Kulesi, Haylaz Çırak ve Küçük Masal Kitabı gibi hikayeler var içinde. Ben bunlardan kitaba adını veren Kuş Kulesi'nden bir bölüm okumak istiyorum size. Mustafa gözlerini iri iri açıp önemli şeyler anlattı. "Orada bir kule var anne," dedi. "Ya, nasıl bir kuleymiş o?" "Kuş Kulesi," dedi Mustafa. "Kuş Kulesi mi? Kuş biçiminde mi yani?" "Hayır, kovukları kuş yuvası dolu." "Demek öyle. Kulede mi yattın sen?" "Evet, bir de çınar vardı. Kocaman ama. Bizim köydekinden bile daha kocaman." Annesinin gözyaşları dinmiyordu. Mustafa küçük elleriyle onun yüzünü sildi.
Ağlama anne, bir daha uzağa gitmeyeceğim. Söz mü? Söz, hiç kaybolmayacağım. Korktun mu? Cırcır böceği vardı, korkmadım. Sana masal mı anlattı? Evet anlattı. Nereden bildin? Anneler bilir. Evet, yani kısacık bir bölüm Kuş Kulesi'nden. Biraz da su masallarından okuyalım diyorum. Daha küçük kardeşlerimiz için. Aslında masalların yaşı yoktur. Masallar her yaşta keyif verir. Öyle olmasaydı nenelerin hepsi masal anlatmazdı. Su masalları da yine üç deniz masalından oluşan bir kitap. Deniz feneri, kırmızı balık ve kumsalda deniz kabukları içindeki masallar. Çağdaş masallar bunlar. Ben doğayı masallarla anlatmayı seviyorum. Rüzgarla anlatıyorum, suyla anlatıyorum. Bahçelerle, bağlarla anlatıyorum. Ağaçlarla, kuşlarla, köpek balıklarıyla anlatıyorum. Doğa çok önemli. İçinde bulunduğumuz bu günlerde bütün bilim insanları televizyonlara çıkıp aslında doğaya bunları yapmamalıydık. O zaman bugün yaşadıklarımız olmayacaktı diyorlar. Ama biz edebiyatçılar bunu çok uzun zamandır biliyoruz zaten. Onun için kuşları yazıyoruz, martıları yazıyoruz, denizleri, rüzgarları yazıyoruz. Bunları çocuklar bilsin. Azalan her şeyi aslında yeniden oluşturabiliriz. Yok ettiğimiz her şeyi yeniden kurabiliriz diye düşünüyorum ve bunu da en çok yapacak olanlar bugünün çocukları ve gençleri. Çünkü yaşlılar bir şeyleri yanlış yapmış demek ki, böyle bir şey olduğuna göre. Demek ki her şeyi yeniden düzeltecek olan çocuklarla gençler. Her zamanki gibi umudumuz onlarda. Ben birazcık kumsalda deniz kabukları okuyayım şimdi size. Bir kumsalda deniz kabukları çene çalıyordu. Deniz kabuklarını bilirsiniz. Onlar denizlerde yaşayan küçük canlıların evcikleridir. İçleri boşalınca dalgalar tarafından kıyıya sürüklenirler. Kumsalda gizlenen çocuklar bu kabukları toplar. Deniz mevsiminin anısı olarak kış boyunca saklarlar. Rüzgarlı bir gündü. Deniz dalgalıydı. Dalgalar denizdeki yosunları, deniz kabuklarını kıyıya taşıyordu. Neler yoktu ki kumsala atılanlar arasında? Deniz kestaneleri, deniz yıldızları, midye ve istiridye kabukları. Aralarında kırık bir kalp midyesi kabuğu da bulunuyordu. Denizde epey kaldığı için kırılan kenarı aşınmıştı. Böylece öteki midye kabuklarına benzemeyen bir şekil almıştı. Pembe bir rengi vardı. Üstelik çok parlaktı. Kırık kalp midyesi kabuğu başını hemen kuma gömdü. Dalgaların onu bir daha denize çekmesini istemiyordu. Çünkü bütün deniz kabuklarının bir düşü vardı. Kırık midye kabuğunun da. Yakındaki kasabada bir adam yaşıyordu. Bu adam bir ustaydı. Deniz kabuklarından heykelcikler yapardı. Ama öyle güzel yapardı ki görenler şaşkınlık içinde kalırdı. Bu ustanın ünü dağı denize aşmıştı. Kasabaya uğrayan gemilerin kaptanları, tayfaları, yolcuları bunu bilirdi. Ustaya uğrayıp heykelciklerinden almadan kasabadan ayrılmazlardı. İşte deniz kabuklarının düşü de buydu. Usta tarafından görülüp değerlendirilmek. Yepyeni ve güzel bir biçimde yeniden yaşamak. Kabukların hiçbiri kumda yitip gitmek istemezdi. Onlar bir gün bir işe yaramak isterdi. Kırık kalp midyesi kabuğu bir taşa tutundu. Orada kalmaya çalıştı, biliyordu. Ustanın çırağı her gün kumsala gelir, kabuk toplardı. Ben çok güzel bir kabuğum, kumsalın en güzel kabuğu, sedefliyim, bir yelpaze gibiyim, kıyılarımdan telli. Usta beni görse aklı kalır, hemen alıp heykelciğin en gözde yerine koyar. Bu ses nereden geliyor diye bakındı kırık deniz kabuğu. Ortalık sus pustu, az ileride bir istiridye kabuğu parıldıyordu. Başka da kimsecikler yoktu görünürde. Yeniden kendi düşüncelerine döndü. Az sonra başka bir ses duyuldu. Şu rengime bakın. Kızıl mı desem, kahverengi mi? Üstelik yuvarlaklığı kimselerde yok. Bir zamanlar dikenlerle kaplı olduğum kimin aklına gelir? Ah, usta beni bir görse, heykelini benimle hemen tamamlardı. Kırık kalp midyesi yine çevresine bakındı.
İstiridye kabuğunun az ötesinde bir deniz kestanesi vardı şimdi. Onlar mıydı konuşan acaba? Kendi kendine bu soruyu sorduktan hemen sonra yeniden taşa doğru sokuldu. En çok beyaz ve pembe kabukları seviyormuş usta. İşte yine bir ses. Bu kez bakmamaya karar verdi kırık kabuk. Böyle yerinde kıpırdayıp dururken rüzgara kapılı verirdi kabuklar. Ya da iri bir dalga gelir onları yeniden denize çekerdi. Yaldızlı olanlar daha çok işine yarıyormuş. Bir de büyük kabukları bulmakta zorlanıyormuş. Onları başka işler için de topluyorlarmış çünkü. Ama ben çok işe yarayacağımdan eminim. İçinizde benden büyük yok. Bunları söyleyen iri bir tarak midyesi kabuğuydu. Evet, bu deniz kabukları kendi aralarında kendilerini överek böyle konuşurlarken kırık bir kalp midyesi kabuğu ustanın çırağının onu gelip almasını umarak orada hafifçe bir taşın altına sokulmuş bekliyordu. Tabii ustanın çırağı geldi, kabuklardan bazılarını aldı veya belki hepsini. Ama usta bunların içinden bazılarını seçti heykeli yapmak için. Acaba bizim kırık kalp midyesi kabuğumuz da onlardan biri miydi? Ve o güzel heykelin bir parçası olabildi mi? Tabii bunu artık masalı bitirdiğimizde, okuduğumuzda anlayacağız.